9. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı sona eriyor. Organizasyonlarla, tedbirlerle, konferanslarla tam anlamıyla turistlerin akın ettiği bir ülke. Bu yılda 9. kez Bakü Uluslararası Kitap Fuarı düzenleniyor. Ve kitap fuarına Azerbaycanlıların çok yoğun ilgisi olduğunu ifade etmem gerekiyor. Fuarda 3. gün geride kalırken akın akın Azerbaycanlılar hafta içi olmasına rağmen kitap severler Bakü Expo'da gerçekleştirilen uluslararası fuara gördüğünüz gibi yoğun katılım gösteriyor. Standları birer birer geziyoruz. Türkiye'den de yayın evleri bu noktada ama en çok ilgiyi kahramanlarımıza, çocuklarımıza, yeni nesillerimize neşredilen işte bu eserlerde görüyorum. Şu anda bu noktada Think Neşriyat'ın da önündeyim. Burada yavrularımız için hem de 44 günlük destanını anlatan da hikayeler olmak üzere hem milli hem manevi değerlerimizi yavrularımıza aşılayacak o nadide eserleri görüyorsunuz. Yanımızda da Çinare Hanım var. Çinare Hanım çok yoğun ilgi var kitaplarınıza. Öncelikle bakın Kuruluş Osman'ı görüyorum o noktada. Diğer taraftan da Ertuğrul Bey ve Kayıları görüyoruz. Gerçekten çok kıymetli eserler, tarihimizi, geçmişimizi, atalarımızı beyrek gibi. Efendim eserlere, bunlara emek vermeniz çok önemli. Karabağ Zaferi unutulmayacak bir destan. Ama insanlar da ilgi gösteriyor mu? Neler söylersiniz? Evet, hem insanlarımız hem çocuklarımız ilgi gösteriyor. Yani bununla bizzat kendimiz de buna çalışıyoruz. Televizyonlar çok bizi çağırırlar ve bu barede biz danışırız. Ve hemçinin ülkemiz de büyük, hem Təhsil Nazirliği olsun hem Medeniyet Nazirliği olsun hususen Qarabağla bağlı olan kitablarıma çok büyük ilgi gösterdi. Hem Şuşa ödülünü vermekle hem mekteblilerin 8. sınıf dersliklerine Şuşa ile bağlı hikayelerimi salmakla bir zəfər tarihini daha çok topluma, daha çok şagirdlere çatdırılmasına bir neden oldular. Çok güzel. İşte yazar. Ülkemiz de büyük. Hem Təhsil Nazirliği olsun, hem Medeniyet Nazirliği olsun. Hususen Qarabağla bağlı olan kitablarıma çok büyük ilgi gösterdi. Hem Şuşa ödülünü vermekle, hem mekteblilerin 8. sınıf dersliklerine Şuşa ile bağlı hikayelerimi salmakla bir zəfər tarihini daha çok topluma, daha çok şagirdlere çatdırılmasına bir neden oldular. Çok güzel. İşte yazarlarımızla, edebiyat dünyamızdaki bu önemli isimlerle zaferler yüzlerce yıl yaşayacak.